Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Cin Suresi 1-15. ayetler arasında değerlendireceğiz. Kur'an-ı Kerim'deki surelerden birisi Cin Suresi ve bu iki sayfalık bir sure. Cin, gözle görmediğimiz varlıklar, bunlardan bahsediyor. Ve Kur'an-ı Kerim, gördüklerinize yemin ederim, görmediklerinize de derken, bu gibi gözle görmediğimiz varlıklara da zaten dikkat çekiyor. İlim adamları şu anda gözle görmediğimiz nice şeyler olduğunu artık ilmen kabul ediyorlar. 19. yüzyılda daha çok maddeci felsefenin etkisiyle pek çok insanda ben gözümle görmediğime inanmam. Böyle bir inanç insanlarda yerleşmiş ama 20. yüzyıl ve devamında 21. yüzyılda artık insanlar görmedikleri şeylere daha rahat inanabiliyorlar. Çünkü alem gözle görmediğimiz varlıklarla dolu. Deniliyor ki adeta kainatı anahtar deliğinden seyrediyoruz. Yani gözün görebildikleri çok az, göremedikleri çok daha fazla. İşte cinler dediğimiz varlıklar da bunlar da gözle görmediğimiz varlıklardan. Kur'an-ı Kerim gerek burada gerek bazı başka ayetlerinde cinlerden bahsediyor. Müstakil sure olarak ise burada iki sayfa şeklinde bize anlatıyor. Şöyle ki, Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhiye ileyye ennehu istema neferun minel cin. Ey peygamber, de ki bana şu vahyedildi. Cinlerden bir topluluk kulak verdiler, dinlediler. Fekalu, dediler ki İnne semi'na Kur'anen acebe, biz hayret verici bir Kur'an dinledik, dediler. Rivayete göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Batn-ı Nahle denilen yerde sabah namazını kıldırırken cinlerden bir topluluk, onlar da gelip dinliyorlar ve dinledikleri Kur'an karşısında hayran kalıyorlar. Döndükleri zaman da kavimlerine biz hayret verici bir Kur'an dinledik diye söylüyorlar. Bundan sonra bir sayfa kadar devam eden bölüm cinlerin sözlerini bize naklediyor. Onların diliyle onların alemini bir derece bize anlatıyor. Acaba Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cinleri görmüş müdür? Herhalde bu olayda görmediği anlaşılıyor. Çünkü ey peygamber, de ki bana şu vahyedildi. Cinlerden bir topluluk geldiler, dinlediler ve sonra da kavimlerine dönüp dediler ki biz hayret verici bir Kur'an dinledik. Ancak bu olayda peygamberimizin onları görmemiş olması başka bir zaman görmeyeceği anlamına gelmez. Hadis kitaplarında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 6 defa onlarla görüşmesi kayıtlarda yer alıyor. Daha bilmediğimiz hadislere geçmemiş başka durumlar da söz konusu olabilir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Resulü Sagaleyn, yani ins ve cinnin peygamberi. Cinlerin kendilerinden peygamberleri, elçileri olabilir. Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerden öyle olduğu anlaşılıyor. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onların da peygamberi ve dolayısıyla peygamberimizden sonra onlar için de başka bir peygamber olmayacağı anlaşılıyor. Bunları ana hatlarıyla böyle ifade ettikten sonra yine ayetten takip edelim. Yehdi ile rüşt. Cinler kavimlerine döndüklerinde diyorlar ki bizim dinlediğimiz Kur'an doğru yola sevk ediyor. Fe amennâ bihi, biz de ona iman ettik. Velen nüşrike bi rabbina ahada, artık Rabbimize hiçbir şeyi şerik kılmayacağız. Allah'a ortak koşmayacağız. Öyle anlaşılıyor ki bu cinler bazı şeyleri Allah'a ortak koşuyorlardı. Allah'a ortak koşmak, Allah'ı kabulle beraber araya aracılar koymak, onlara da bir tesir vermek, bu şirk. Ve ennehu teala ceddu rabbine, ve şüphesiz Rabbimizin şanı yücedir. Mettahade sahibeten ve la velede, Allah ne bir eş ne bir evlat edinmiş değildir. Yani o bir eşe de sahip değil, onun evladı da yok. Tabii eş sahibi olmak, çocuk sahibi olmak insanlarla alakalı,
veya daha diğer canlılarla alakalı olan bir durum. Ve anlaşıldığına göre cinler çoğalabiliyor. اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ ayeti iblisin de zürriyeti olduğunu, cinlerin nesli olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla eş sahibi olmak, evlat sahibi olmak insanların, cinlerin, hayvanların bir özelliği. Ama bunları yaratan Allah bir eşe sahip olmaktan ve evlat sahibi olmaktan yücedir, münezzehtir. Çünkü leyse kemitlihi şey, hiçbir şey Allah'ın misli değildir. Dolayısıyla kendimize kıyas ile Allah'a eş ve evlat nispet etmek bu şirk olur ve Kur'an-ı Kerim'in ruhuna aykırı bir durum olur. Ve ennehu kâne yegûlu sefihuna alallâhi şatata. Ve gerçek şu ki bizim sefihimiz, bizim o beyinsizimiz Allah hakkında taşkın sözler söylüyordu. Yani onların sefihinden murat, onların önde geleni, şeytanın desiseleri olabilir. Ve onun desiseleriyle Allah hakkında demek ki ileri geri şeyler söylenmiş, ölçüsüz sözler söylenmiş. Ve ondan bahsederken de bizim sefihimiz diye, içimizde beyinsiz olan diye ifade ediyorlar. وَاَنَّا ظَنَنَّا اَلَّنْ تَقُولَ الْاِنْسِ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا. Biz ins ve cin, insanlar ve cinler Allah'a karşı yalan söyleyemez zannetmiştik. Bundan dolayı da işte bizim içimizde beyinsiz olanın söylediği, Allah hakkında söylediklerini kabul etmiştik. Tabii şöyle bir durum var. Allah-u Teala insanları ve cinleri bu noktada serbest bırakmış. İnsanlar ve cinler imtihan ediliyor. Mesela yaratılışın gayesini anlatan ayette وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben cin ve insanı ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Allah-u Teala böyle bildiriyor. Demek ki cinler de ibadetle mükellef, Allah'ı tanımakla mükellef. Ama biz imtihan olduğumuz gibi onlar da imtihan oluyor. Biz yoldan sapabildiğimiz gibi onlar da yoldan sapabiliyor. وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْاِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِ. Ve gerçek şu ki insanlardan bir takım kimseler cinlerden bir takım kimselere sığınıyorlardı. فَزَادُوهُمْ رَحَّقَ. Ve böylece onların azgınlıklarını, tuğyanlarını artırıyorlardı. Bu şöyle ifade ediliyor. Mesela Araplarda yaygınmış. Araplar diyelim bir kervan gece yolculuk yaparken ıssız bir vadide veya sahrada konakladığı zaman orada cinlere sığınıyorlarmış. İşte bu sahranın, bu vadinin şerlilerinden buraların iyi olanlarına sığınırız şeklinde o şekilde onlara sığınıyorlar. Bu da orada yaşayan, gözle görülmeyen o varlıkların hoşuna gidiyor. Ve diyorlarmış ki insanlara ve cinlere efendi olduk. Ve bu şekilde kendilerine sığınılması onların daha da azgınlıklarını, tuğyanlarını artırıyor. وَاَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَلَّنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا. Ve onlar, yani o insanlar sizin zannettiğiniz gibi Allah kimseyi peygamber olarak göndermez. Böyle zannettiler. Veya cinlere de bu raci kılınabilir. Yani cinler de sizin gibi, insanlar gibi işte Allah'ın peygamber göndermeyeceğini zannettiler. وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ. Ve biz semaya şöyle bir dokunduk, kontrol ettik. فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَد۪يدًا. Ve semayı gayet kuvvetli, bekçilerle korunmuş bir şekilde bulduk. Onlarla dolu bir şekilde bulduk. Ve şuhube ve şihaplarla. Şihaplar bir nevi semavi roketler. Yani şöyle ifade etmeye çalışayım. Mesela diyelim ki bir şehir başkaları tarafından kuşatılıyor. Kuşatıldığı zaman işte kalelerden tırmanarak veya kale kapısını açmaya çalışarak içeri girmeye çalışıyorlar. Kaledekiler de kendilerini muhafaza eder. İşte cinler yukarı alemlere, sema alemlerine yükselebiliyorlar.
ruhani varlıkları olmaları hasebiyle ve oradan meleklerin kendi aralarında konuştukları dünya ile alakalı haberlere muttali olmaya çalışıyorlar. Ve bu kapı bir derece cinlere açık. Ancak Kur'an'ın gönderilmesiyle o kapı kendilerine kapanıyor. Ve ayet-i kerime bu noktayı nazara veriyor. Biz semayı şöyle bir yokladık ve kuvvetli bekçiler tarafından oranın korunduğunu gördük. Şihaplarla, semavi roketlerle muhafaza edildiğini, onlarla dopdolu olduğunu gördük diyorlar. وَاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَائِدَ لِلسَّمْعِ Ve biz o semada bazı yerlere haber almak için otururduk. Artık semanın demek ki onlara göre bir takım dinleme merkezleri var. Ve oralara kadar gidip dünya ile alakalı haberleri takip etmeye çalışıyorlar. Meleklerin kendi aralarında konuştukları şeylere vakıf olmaya, muttali olmaya çalışıyorlar. Femen yestemiyor el-en ama artık şu anda kim dinleyecek olsa yecid lehu şihaben rasada kendini takip eden bir şihab bulur. Yani nasıl ki kaleye yükselmek isteyenlere kaleden ateş atılıyor. Onun gibi gökyüzünde yıldız kayması tarzında gördüğümüz şeyler veya bir takım böyle ışınlar, her taraf semanın her tarafı ışınlarla dolu. Bunlar adeta meleklerin cinleri tard etmek için kullandıkları birer roket, birer silah gibi nazara veriliyor. Ve enna la nedri, biz gerçekten bilmiyoruz. Eşşerrun uride bimen fil ardı, yeryüzünde bulunanlara bir şer mi murad edildi? Em erade bihim rabbuhum raşede, yoksa onların Rabbi onlar hakkında bir hayır mı diledi? Bu tabii bir edep üslubu, çok güzel ifade etmişler. Ve yeryüzünde olanlara Allah bir şer mi murad etti demiyorlar. Çünkü hayır ve şer yaratma yönüyle Allah'tan olmakla beraber edeben şer Allah'a nispet edilmez. Cinler, bu burada anlatılan cinler hayrı Allah'a nispet ediyorlar. Onların Rabbi onlara bir hayır mı diledi? Yoksa yeryüzünde olanlara bir şer mi murad edildi? Şerri doğrudan Allah'a nispet etmiyorlar. Yani peygamberin gönderilmesiyle insanlar arasında artık kuvvetli, şiddetli bir imtihan başlatılmıştır. Bunun neticesinde evet bir kısım insanlar inkar etmenin neticesi cehenneme odun olacak bir duruma gelecektir. Ve bu insanlık aleminde pek çok kimsenin cehenneme girmesini netice verecektir. Bu yönüyle bir şer gibi görülüyor. Ama az bir şer gelmemek için büyük bir hayra engel olunsa bu da uygun bir şey değil. Bundan dolayı evet her ne kadar bazı insanlar imtihanı kaybetse de o insanlar içinde nice kamil müminler yetişecek. Onların yetişmeleri için peygamberlerin gönderilmesi ve bir imtihandan insanların geçirilmesi gerekiyor. وَاَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ Bizden salih olanlar var ve daha aşağıda olanlar var. Orta halli olan veya salih olmayan kimseler var. كُنَّا تَرَائِقَ قِدَدَ Ve biz çeşitli yollara ayrılmış vaziyetteyiz. Yani kendimizden belki kıyas edebiliriz. Diyelim Yahudiler, Hristiyanlar kendi aralarında epey bölünmüşler. Müslümanlar da yine kendi aralarında epey mezheplere, epey cemaatlere bölünmüşler. Demek ki cinler de kendi aralarında çok farklı farklı sınıflara, gruplara bölünmüş durumda. وَاَنَّا ظَنَنَّا اَلَّنْ نُعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْاَرْضِ Ve biz yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamayacağımızı artık anladık. وَلَنْ نُعْجِزَهُ harabe Ve kaçmakla onu acize düşüremeyeceğimizi onu da anladık. Yani Allah'ın hükmünden kaçılmaz. Allah bizi helak etmek isterse bundan bir kurtuluş yoktur. Artık biz bunu anladık. وَاَنَّا سَمِعْنَا الْهُدَى اَمَنَّا بِهِ Biz hidayeti işittiğimizde, yani hidayeti anlatan Kur'an'ı işittiğimizde ona iman ettik. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ Artık kim Rabbine iman ederse
فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحَقًا, ne haksızlığa uğramaktan ne de hakkının az verilmesinden korkmaz. Yani Rabbine iman eden bir kimse için haksızlığa maruz kalmak veya hakkının noksan verilmesi gibi böyle bir şey söz konusu değildir. وَاَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِتُونَ, bizden Müslüman olanlar var, yani Hakk'a teslim olmuş, boyun eğmiş olanlar var ve bizden zalim olanlar, haksızlık edenler var. فَمَنْ أَسْلَمَ, kim Müslüman olsa, yani Allah'a teslim olsa, فَاُولَٰئِكَ تَحَرَّوْ رَشَدَ, onlar dosdoğru bir yolu aramış olurlar, dosdoğru bir yola ulaşmış olurlar. وَاَمَّ الْقَاسِتُونَ, ama haksızlık edenlere gelince, فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبَ, onlar ise cehenneme bir odun olurlar. Değerli izleyenlerim, belki hatıra şu gelebilir: cinler ateşten yaratılmış varlıklar. Peki ateşten yaratılmış bu varlıkların cehenneme odun olması ne demektir? Bunu kendimizden kıyasla şöyle anlayabiliriz. İnsan toprağın çocuğudur. Yani insan madde itibariyle topraktan yaratıldı. Hazreti Adem doğrudan topraktan yaratıldı. Bizler de topraktan yaratılan gıdalarla meydana getirildik. Ve şu anda da yediğimiz gıdalar toprağa dayanır. Hayvani gıdalar yediğimizde onlar da yine topraktan meydana gelen otlarla, değişik şeylerle beslenmektedir. Ve topraktan yaratıldığımızın delili öldüğümüz zaman bedenimizin toprak olmasıdır. İşte topraktan yaratılan insan, nasıl ki topraktan bir kaya, bir parça ona vurulsa bundan ızdırap çeker, ateşten yaratılan bir cin de elbette ateş içinde ızdırap duyar. Ona göre ateşin değişik mertebeleri vardır ve onlara ceza verecek şekilde cehennemde bir tanzimat yapılmıştır. Bu manada baktığımızda ateşten yaratılan cinlerin cehennem ateşinde zarar görmesi akıldan uzak olan bir durum değildir. Buradan şunu da anlıyoruz: bizler mükellef olduğumuz gibi onlar da mükellef. Bizim için cennet cehennem söz konusu, onlar için de yine cennet cehennem söz konusu. Dolayısıyla aramızdaki fark, biz ins, onlar cin. İns kelimesi ünsiyet kökünden geliyor. Yani biz birbirimizi görüyoruz. İnsanlar olarak yeryüzünde maddeten görülen varlıklarız. Cinler dediğimizde ise onlar gözden gizli. Zaten cin kelimesinin kökünde de bir gizlilik söz konusu. Mesela cennet aynı kökten gelir. Şu manayı ifade ediyor: o kadar yemyeşil, o kadar her tarafta sıkça ağaçlar var ki adeta insan içinde kaybolacak ve bir şey kaybolup gidecek gibi, böyle bir mana hissediliyor. Öte yandan mesela cünne kalkan anlamında, insan kalkanın arkasına gizleniyor, gözden ırak oluyor. Ve cinler de doğrudan bizim gözümüzde görülmediğinden onlara da bu isim verilmiş. Bu Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde nazara verildiği gibi, aslında Yahudi, Hristiyan gibi diğer semavi din mensuplarında onlarda da benzeri kabuller vardır ve onlar da cinlerin varlığını kabul etmektedirler. Ve günümüzde mesela bazı filmlerde, batıda yapılan filmlerde cinlerle alakalı da bazı şeyler, filmler yapılıyor ve o görülmeyen varlıkların dünyası bir derece anlatılıyor. Hatta bunların bazılarına görülmesi onların filmlerine de yansıtılıyor. Çevremizde bunlarla alakalı işte bir kısım insanlar onları gördüklerini söyleyebiliyor. Herkes kendi çevresinde bu gibileri az çok duymuştur veya haberi olmuştur bir şekilde. Bu şekilde onlarla bir derece irtibatı olan kimseler var. Olabilir, insan yaratılış itibariyle onları normalde göremez ama bazılarına görebilecek bir göz verilmiştir. Bizim gözle görmediğimiz o varlıkları onlar görebilir. Bir gün bir tanesi sormuştu: hocam, dedi, cin çarpması diye bir şey var mı? Ben de olabilir dedim.
Peki hocam nasıl olur dedi. Elektriği örnek verdim. Dedim acemi olan birisi elektrikle oynarken elektriğe çarpılır bilmediğinden dolayı. Onun gibi bu gibi meselelerde de bilmeden bir kimse rastgele bir takım şeylere girecek olsa, karıştıracak olsa çarpılabilir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de onlarla alakalı anlatılanla iktifa etmek en güzelidir. Yoksa ne yerler, ne içerler, nasıl evlenirler, nasıl çoğalırlar, onların dünyaları nasıl, bu gibi ayrıntılara fazla girmek uygun değil. Çünkü gözle görmediğimiz varlıklar olduğundan insan özellikle yalnız kaldığında acaba şöyle mi, acaba böyle mi, geldiler mi, geliyorlar mı, bu gibi evhamlara kapılabilir ve bu da onun psikolojisine zarar verebilir. Biz Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı şekliyle onların varlıklarını kabul ederiz. Kur'an-ı Kerim'de yine anlatıldığı şekliyle onların dünyalarını bir derece biliriz ama ayrıntılarını da merak etmeyiz. Allahu alem, biz sevap deriz. Cenab-ı Hak istikametli bir hayatı hepimize nasibi müyesser eylesin ve bizleri rahmetiyle cennetine cemaline mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.